Merhaba arkadaşlar, Koytunes kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, Life is Strange Before Storm serisinin 4. bölümüyle yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, eğer sesim ara ara böyle bir kısılır gibi olur, zayıflarsa onun için özür diliyorum sizlerden. Çünkü arkadaşlar bugün çok yoğundum, çok yorgunum. Yani bu videoyu da çekmek için yani çok zor zaman bulabildim burada. Yani bugün bayağı bir yoruldum. Hani sesim biraz ara ara kısılabilir. Ben yine hani kısıldığını anladığım zaman bir şey yapmaya çalışacağım. Yani canlı canlı konuşmaya başlayacağım ama ara ara sesim gidebilir. O yüzden şimdiden özür diliyorum sizlerden. Ve videomuza yani oyunumuza kaldığı yerden yine devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere bir alkol çalmıştık ama ben onu içmemiştim. Hani hırsızlık malıdır, yapmayalım, içmeyelim diye. Ki zaten hırsızı da elimize yüzümüze bulaştırdık ya biraz. Olsun. Ama Rachel bayağı hepsini tepeye dikti yani, içti bayağı. Bak hala elinde şu an. Whoa. Hey, check this out. What? Great. It's a pile of trash. Yeah. An awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Bunun bir sıkıntısını öğrenelim. Belli ki bir sıkıntısı var ama niye böyle bir anda patladı ve bir anda böyle bir söndü? Onu bir anlamaya çalışalım. I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. Anlamıyorum ki. I don't understand. You can't just turn on me for no reason. I'm sorry, turn on you? I guess I forgot. It's always about how you feel, isn't it? Sad Chloe's fucking sad again. Maybe you should try giving a shit about other people for once. Are you serious right now? Fuck! Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Score. Şöyle bir şimdi şov yapsak yine bana ne deyip sen yine kendini mi önemsiyorsun diyecek. Rachel'a sopayı versek acaba sonunda ben anlamaya çalıştım falan diyecek mi? Ya şimdi benim anlamadığım şu, bu kızın derdi ne? Bir anda bir atar gider yaptı, soğuk davranmaya başladı. Hani sıkıntısını öğrenmeye çalışıyoruz, sen bizi anlamıyorsun etmiyorsun. Ya bir sıkıntını söylesen anlayacağız da. Neyse sopayı bir verelim şuna. Here. If you really want to smash something, this should do the trick.
asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria Chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go. Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? Şimdi arkadaşlık mı daha fazlası mı? Hani daha fazlası deyince neyin daha fazlası onu da bilmiyorum da. Önce daha fazlası diyelim de hani önemsediğimizi mi sansın? Ne mi önemsiyoruz? Fuck! Are you actually going to make me say it? Say what? You know, like a friendship. But more. Oh. I know. Weird, right? It's just, today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Come on, say something. Chloe, I, you know what? Forget it. This was really stupid. I mean, you're Rachel Amber, and I'm Chloe Price. It's not that. It's just hard right now. And I can't talk about it. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. Şimdi bunu söyleyemediği şeyini ben hala anlamış değilim. Şu an biz var ya bu sinirle bayağı parçalayacağız bir şeyler. Yani şu an kontrolü bize verdi. Üf, bayağı sinirli yürüyoruz da. Annemizden bir şey var. Ya bir de buna cevap mı yazacağız? Bütün seçenekleri yık. You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Fuck off, Rachel. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Artık sağdan, soldan, aşağının üstten ne geldiyse ben yıkmaya çalışıyorum da. Fuck you, David. Thank you.
Artık yıkacak başka bir şey bulamadık herhalde ya. Daha ne yıkacağız? Ne gördü bu şimdi? Dad. Aa, babamızın kaza yapan aracı. Bizim babamız trafik kazasında ölmüştü ya. Onun kaza yapan aracını buraya hurdalığa koymuşlar. Bak ya. Kötü oldu. Bu arada mikrofon da oynayıp duruyor yerinden de. Şu an o size dediğim kulaklığın sabit mikrofon değildi. Bir başka hareketli mikrofon kullanıyorum şu an. İlk denemem bu. Nasıl olacağını ben de merak ettim de hani sesi düzgün çıkıyordu. Ben bayağı bir test ettim mikrofonu. Şu an düzgün çıkmasına az da sesin. De şu an bir yerine sabitleyemedim bunu. Biraz da oynayınca hani oynama sesleri de çıkıyor gibi sanki. O kadar çok iyi alıyor ki sesi. Bu arada iyice yorulmaya başladım. Ben zaten bayağı bugün yorulmuştum. Sesim de iyice şimdi gitgide kesin kısılıyordur da. Şimdi farkına vardım Emel'in sesimin kısıldığını. Da başka seçenek vermiyor ki bize. İlla parçala diyor. Başka şeyimiz yok. Lan bir şey de yapamıyoruz var ya. Hurda araba zaten. Neyini parçalayacağız? Biz yine rüya görüyoruz sanırım galiba. Da hurdalıktan bayıldık kaldık. Biz biri oradan aldı mı ya? Lan gene mi babamız ya? Why are you crying, sweetheart? Baba arabanın önünde karga vardı. Because you're not real. I'm not. What is going on? Gene şey yaptı bu. Gene buradayız. Da şu mikrofon gene düşmeye başladı. Bu hareketli mikrofonu da denemeye çalışıyorum da bunda yerine oturmuyor kolay kolay. Hemen çıkıyor bu da yerinden. Normalde hani yakama falan iliştirmem gerekiyor da bunda ilişmiyor oraya. Bu ne? I guess I did that. Şimdi parçaladığımız şeyler bizle beraber mi? Look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. Rachel mı bizim arkadaşımız? I don't feel drunk. Bu onun kırdığı şey, şişe. That was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. What's past is prologue and shit. Sometimes people need you, though. Even when they don't admit it.
Şimdi iyi tarafından bakalım, kız ateşliymiş. Bu espri yapmasam olmazdı. Rachel. Yahu gene mi çarptı o tır ya? Zaten o tır çarpmazsa olmuyor. Ama biz yere yıkıldıydık. Bizi arabanın içine kim yatırdı? Biz kendimiz nasıl gittik oraya? Şu arabanın önünde gördüğümüz kara değil mi bu? Şimdi bu bölüm 1 de bayağı uzun sürdü gibi. Hani bütün bölümler böyle uzun olsa kaç saate biter ki acaba bu oyun? Bu daha gitmemiş mi? Bu eve gidiyorum demedin miydi? You came. I'm glad. Are you sure about that? I got kind of a different message this afternoon. Yeah. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. Bir şey söylemeyeceğim. Devam etsin kendisi. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh. All right. And that woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is, I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. Valla üzüldüm ya. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat and how calm he was.
and the sound of his voice and... Ya rahatlasın biraz. Diyeceğim de. He was just so strong, you know? I felt safe. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Don't worry about it. No, I mean it. Meeting you, this friendship, it means more to me than you could possibly imagine. And you said you have feelings for me. And it caught me off guard is all. I could have handled it better. I'm sorry. Hey, no, it's okay. Whatever this is, we're going to figure it out together. Right? I just want you to know I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? Two against one. But you wouldn't take any shit from them. I'd be dead if you hadn't thrown that bottle. You inspired me. What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with... I'm so sorry, Rachel. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Burayı terk ettik de, terk ettikten sonra biz ne yapacağız? Bir onu düşündünüz mü? Nereye gideceğiz? Bir. Gittiğimiz yerde nerede kalacağız? İki. Gittiğimiz yerde biz okul mu okuyacağız? Veyahut da okul okumayacaksak bir yerde mi çalışacağız? Çünkü... Hani ya okul okuyacaksın, hadi okulu bıraktın, yani hadi okulu okudun veya okumadın, önemli değil de. İlla bir çalışman lazım, işe girmen lazım, para lazım. Yani çünkü para olmazsa ne kalacağın yerde kalırsın, ne bir şey yer içerisinde karnını doyurursun, ne üstüne başına bir şey alırsın, hani yaşayamazsın. Hani ki kaldı ki ikiniz de iki kız başına, hani şimdi bizim buralarda öyle iki kız başına kimse bir yere gidemez. Hani gitse anası babası arkasından merak eder, ara sorar yani. Siz illa biz hani anamız babamız bırak, siz direkt gidiyor, biz gidelim mi diyorsunuz da. Hani nasıl gideceksiniz, ne yapacaksınız o belli mi? Hani başınıza bir iş gelmesin mi? Hani inşallah gelmez, gelmesini kimse istemez de. Hani olur ya. Ve hani etraf bozuk diye bir tabir var şimdi yani. Hani etraf güvenli değil, yani insanlar herkese güvenemezsin. Kim iyi niyetli, kim kötü niyetli. Hayda. Abi çöp kovasını devirdin de bir fotoğraf yakmak için ağaç mı yaktın? Ne yaptın? Nasıl becerdin onu? Şu an oyunun gerçekçiliği yok burada arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bir dakika şurayı bir durdurayım. Müzik bir sesimi kapatmasın da. Yani bak fotoğrafı yaktın, çöp kutusuna attın, tutuştu. Hadi çöpteki şeyler de tutuştu da. Hani en son o yanar geçer, sen onu ittin diye o alev sıçramaz ki, o biraz saçmalık olmuş.
Hani gerçeği söyleyeyim ben size. Normalde o fotoğraflar hani bildiğim hani çabuk tutuşabilen bir ne A4 kağıdıdır ne de bir gazete kağıdıdır. Ya o kağıt böyle hani naylonlu bir şeydir yani, o fotoğraf düz kağıt değildir. Hani o yansa kendisini yakar biter. Hani diyelim çöptekilerini yaktın tutuştu. Hani onların yanıp bitmesi lazım. Mesela bunda benzin falan değil ki, hani sanki benzin varmış gibi içinde böyle bir devirmeyle yangın bence sıçramaz o kadar ya, sanmıyorum. Bu biraz gerçek dışı oldu ama neyse, bu oyundur deyip devam edelim. Abi niye bağırdıkça bir rüzgar esiyor? Özel gücü falan mı var? Bir de bir şey daha diyeceğim ama ağaç hani yaşlı veyahut da bir kuru bir ağaç değil, hani yaş ağaç değil mi? Bu yaş ağaç nasıl yanıyor? Hadi yanıyor, böyle yayılması bir anda, yani saniyeler içerisinde bütün ağacın tutuşması çok saçma. Bu barda tanıştığım şey değil mi? Frank değil miydi? Uy, yangın büyümüş. Ha, burası kereste fabrikası. Frank demek ki orada yatıp kalkıyor karavanda. Geç adam, torbacağı nasıl satayım? Ne bekliyorsun ki? Of, yangın büyümüş abi. Yangına gel. Bunlar da içip içip yangın seyrediyor. Yalnız yangın bir de her yerden görünüyor. Keresteden, o kereste fabrikasının oradan görünüyor. Chloe'lerin evinden görünüyor. Abi okulun bahçesinden görünüyor. Hey maşallah, nasıl bir yangınmış. Yalnız var ya, buraya ne helikopterler ne itfaiye var ya. Zor yani, o yangına müdahale zor. Yani insan yaklaşamaz. Hani itfaiye falan gireceğini sanmıyorum. Ona mecburen havadan müdahale gerekiyor. İlla helikopterler falan yığmanız lazım. Abi bu kim? Bu Rachel değil. Üzerindeki elbise beyaz. Ne oldu şimdi? Hmm, anladım. Şey, bu birinci bölüm olan var ya, uyanış. O bölüm bitti sanırım. Şöyle o zaman bir bakalım neymiş. Bu ilk bölümdeki yaptığımız şeyler. Saldırdın demiş, kaçtın demiş. Yani bu istatistikler şey, bu oyunu oynayan oyuncuların yüzdesine göre. Bu oyunu oynayanlar, bu oyunu oynayanların %64'ü saldırmış bu bardaki adama. Biz kaçmayı tercih etmişiz. %36'lık kısımdayız biz. Joyce'e karşı nazik davrandın. %63 olmuş. %37 kaba davranmış. Biz yine azınlıktayız şu an. Nathan'ı savundun. %86. Bu sefer burada çoğunluktayız. %14'ü kavganın dışında kalmış. Ya bu oynayanlar dediysek sadece bizim gibi Türk oyuncular değil, aynı zamanda diğer hani diğer yabancı oyuncular da, yani bu oyunu oynayan hani yurt dışında kimler varsa, hani dünyanın her yerinde kimler oynuyorsa, bu Steam üzerinden oynayanlar ama yani torrent değil de. Hani torrentte bu istatistikler tutulmuyor. Bu oyunun orijinal olması lazım. Orijinal sürümü Steam'de var. İşte yani oyuncu topluluğun şu an %14'ü kavga dışında kalmış. Biz %86'lık bir kısımdayız. Nathan'ı savunmuşuz. Rachel arkadaştan daha öte olduğumuzu söylemişiz. %74'lük kısım. %26'lık kısımsa sadece arkadaş olduğumuzu söylemiş de. Bu arkadaştan daha öte olayını ben hala anlamış değilim. Hani samimi anlamında mı arkadaşlıktan daha öte dedi, yoksa benim aklıma bir kötü bir şey daha geliyor ama acaba o mu? Onu neyse söylemeyeyim şu anda. Neyse bir sonraki diyelim. Parayı çaldın, parayı çalmadın demiş. Bu ne parası onu bilmiyorum ama. Hani para neredeydi onu hatırlamıyorum ya.
Her neyse, şey mi? Annemizin odasındaki parayı mı diyor? Sanırım parayı çalmadık. Parayı çalmadığımız için Frank'ten esrarla satın almadık da. İyi de zaten Frank'ten esrar alamazdık çünkü paramız yoktu. Da parayı biz nereden çalacaktık onu da anlamadım. O bardan mı çalacaktık? Yani büyük ihtimal bardan çalacaktık da. Hani %43'ü çalmamış. Yok, %57'si çalmamış. %43 çalmış. Frank'ten de esrar satın almayanlar %68. Yine çoğunluktayız burada da. Joyce'un kitabını okuduk. Evet doğru. Odayı gezerken bir baktık dedik o kitabı hatırlarsanız. Okumuşuz. 155 kısımdayız yine. Çoğunluktayız. William'un fotoğrafını şifonyerin üzerine koydun. Evet bu William'un şey babamızın fotoğrafı ne geziyor şeyde dolabın arasında dedik. Bir açığa koyduk bunu. Yine çoğunluktayız 169'da. Joyce'un çantasına para sıkıştırmadın. Yani çaldığımız parayı mı diyor onu ben de bilmiyorum da. Hani bu en son hani ikinci kattan alt kata mutfağa çantasını getirdiğimizi hatırlıyorum. Da orada ben hiç para falan görmedim. Ben fark etmedim. Hani varsa da eğer orada para varsa veyahut da bu paranın nerede olduğunu bilenler varsa yoruma da yazarsa sevinirim. Çünkü ben cidden hiçbir yere para görmedim şu an. Ya, demek ki ben hani her ne kadar etrafı inceleyerek de gideceğim desem de belli ki tam yeterince inceleyememişsin. Bir yerde kaçırmışsın belli ki onu. Sıkıştırmamışız. Çünkü para almamışız ki ne sıkıştıralım. Ki %95'lik de sıkıştırmamış. Elliot'a onunla birlikte oyuna gidebileceğimi söylemişiz. 175 kişilik bir çoğunluktayız burada da. Skip'in demosundan hoşlandığını söyledin. %53. Demoya sadece iyi olduğunu söyleyen %2. Demoyu dinlemeyenler %45. Burada bir orta çoğunluktayız biz. Ama Skip'in dediği bu güvenlik görevlisi de biz bunun demosu ne bu onu anlamadım. Bu şarkı falan yaptılar acaba demodan kastı o mu? Hani biz bununla fazla konuşmadık sanırım o yüzden. Masa oyunu oynamadık. Acelemiz var diye. Burada azınlıktaymışız. Çoğunluk oynamış ama. Çoğunluk Victoria'nın ödevini sabote etmemiş. Yani dokunmamış. %44'lü bir kısım acımamış. Rachel'a aşık olmanın aptalca bir şey olduğunu söyledik. %57. Aşka inandığımı söyleyenlerde %43. Yine burada çoğunluktayız. Kulaklıklarını Rachel'la paylaştım. Burada %98 kişi paylaşmış. Yani bayağı büyük bir çoğunluk. Ki biz de burada çoğunluğun içindeyiz. %2'si tek başına dinlemiş. Bu %2'lik kısımda büyük ihtimal arkadaşı olmayan asosyal yıkık tipler mi ne diyeyim yani. Veyahut da kendi başına takılmayı sevenler benciler mi diyeyim. De yani neyse ya belki bazıları da hani trollüne bu oyun oyundur vermesem ne olacak lan diye belki de denemek istemiştir. Trenden atlamadın diyenler %6'lık bir kısım ki evet doğru yani o trenden atlamak gerçekten de çok riskliydi. Ama bayağı çoğunlukta atlamış yani. Çoğunluk resmen hani ben canımı teslim ediyorum buna demiş. Ama hani atlamasak bile zaten sonuçta nasıl olsa atladık. Ki Rachel bizi zorla atlattırdı. Burada başka yenile desek istatistikleri yeniliyor. Öncekinde de yine şey önceki sayfa diyor. Bu arada bu büyük olanlar şey hani bu üst tarafta sol üçgen göz çıkıyor Ülli Memati abimiz. O abimizin çıkıp da hani bu kararlar senin geleceğini etkileyecek, oyunun gidişatını etkileyecek dediği o önemli o ikişerli kararlar var ya. Onlar bu büyük yazılı tercihler. Onlar bu sonraki değil de bu küçük yazıyla yazan bu küçük yazıyla yazan tercihlerde şey o oyun sırasındaki şeyler. Hani ufak tefek hani hikayenin gidişatını değiştirmeyen ama seçimin bize bıraktığı seçimler oluyor. Neyse ben çıkış diyorum. Bu bölümümüzün de kararları ve istatistikleri bu kadardı. From me. I want my fucking money. Şimdi bölüm 6 saniye içinde başlıyor demiş ama bu bölüme başlayalım mı? Şu an ilk bölüm biraz kısa sürdüğü için başlayacağım. Hani videoyu durdurmak istemiyorum. Bitirmek de istemiyorum. Bir istatistikleri incelemiş olduk. Ki zaten geri sayımı başlamış şeyin. Bölüm başlayacak 6-9 diye. Bir dakika burada durduracağım. O az önceki o kapıyı tıklatan şey vardı ya, o paramı istiyorum diye. O bu bölümün fragmanıydı sanırım. Şu an bu oynayacağımız bölümün içerisindeki bir sahne.
Biz fragman olarak gördük onu da. Bölümü de geri sayım yaparak başlattı. Şimdi ilginç olan şu, ilk oyunu ben oynamıştım. İlk oyunda hiç böyle bir hani bir sonraki bölüme geri sayım yoktu. Hani birinci bölüm bitti, ikinci bölümü sen manuel olarak başlatıyordun. Ama hani burada böyle bir şey daha koymuşlar. Neyse burada hani başladı. Şimdi normalde ben bu bölüm bitti ya hani videoyu burada durduracaktım normalde. Dördüncü bölüm bu kadar olsun diyecektim ama hani madem bu bölüm biraz kısa sürdü biraz daha videoyu uzatabilirim. Hani bu bölümde biraz oynarız. Daha sonra bu bölüm daha sonra durdururuz yine aynı şekilde. Ama ben şey hani şu şeyleri de bilmiyorum tam olarak. Hani bir bölümde kaç tane kayıt noktası var veyahut da hani kaç tane olay şeyi var, gidişat var. Hani nerede bitecek? Hani ona göre ayarlayabilsem videoyu ona göre çekeceğim ama tam ona göre de ayarlayamadığım için hani şu an nasıl gidiyorsa öyle çekmeye devam ediyorum. Fazla da konuşmayı uzatmadan oyunumuza devam edelim. Ben yine oyuncu konuşmalarda elimden geldiğince sessiz kalacağım. Yorumlarımı ya oyun durdurup yapacağım ya da boş bir an sahne geçişlerini yapacağım. Veyahut da varsa telifli müziklerin üzerine sesimle bastırmak için, örtmek için konuşacağım. Bu da böyle bir taktiğim olsun benim de. Çünkü cidden telifli müzikleri YouTube nasıl olsa kaldırıyor zaten. Oradaki ses tamamıyla gidiyor da. Hani bazen benim sesim bile işe yaramıyor. Orada benim konuşmam bile işe yaramıyor. Direkt anlıyor YouTube yani telifli müziği. Neyse devam. Bunlar önceki bölüm bu arada. Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other, but you will respect me. Hello, Black Hal. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. And that woman was definitely not my mom. Bu arada birinci bölüm bitişinde bir beyaz elbiseli bir kadın görmüştük ya. O bizim Rachel'ın babasının öptüğü kadındı sanırım. Da kadın niye sigara tüttüre tüttüre hani gecenin o bir vakti ormanda öyle yangın seyretti onu da anlamış değilim. Hani orada işi neydi? Ki bu arada burası müdürün odası sanırım. Ki evet. Yani velileri çağırmışlar. How good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then just sorry. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process. And the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is violated... reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber. Burayı bir durduracağım arkadaşlar. Biraz bir mola vereyim ben. Şöyle bir su içip geleceğim hemen. Evet arkadaşlar yine kaldığımız yere devam ediyoruz. Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? Yeah. What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Bu sefer batırma hiçbir şey deme. Bu öylesine bir soru mu? Bu öylesine bir soru dersem adama dalga geçmiş olurum. Şu an adam pek dalga geçerlik tipi değil. O yüzden bu sefer batırma diyeceğim. Don't get in trouble again. Trouble is merely the byproduct, Miss Price. What's at issue is your attitude. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did. In the event that you were unable or unwilling to do so,
We also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Disregarding posted signs about trespassing on the stage. Confirmation of drug use. What? Allegedly. I didn't see any witnesses. This is not a trial, Miss Price. This is a sentencing. Shall I continue? Witnesses saying you were involved in bullying Nathan Prescott. The hell I was! I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. Niye onun durumu hassas ya? Biz yalan söylemiyoruz ki. Ya şimdi ben bu Keltoş'la uğraşmayacağım. Şu annemin içi bir rahatlasın. Kadın uyuşturucu dedi, kalpten gidecek şimdi birazdan da. Yani hani o niye onun durumu hassas ki? O yaptı, biz yapmadık ki. Mom, you know this is all bullshit, right? Chloe, now is not the time. Ne güzel. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means you forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice I but to... I made her do it. What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. Abi efsane. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed... For Rachel'ın, hani erkek olsa... Diyeceğim taşaklarına beton yetmez de. Hani yani şu an diyeceğim de bilmiyorum da. Yani şu an bayağı iyi yani savundu bizi de. Biz de hani böyle sol elle oradan bir işaret falan da çektik böyle fakiye tarzında. Hani siktir et diye. Neyse devam edelim de şu an bayağı iyi savunuyor ama. Me to drag you down to my level. Can you forgive me? Tabii ki. Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. Miss Price? Fine, yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Ray. Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you or... Trick her? Yes, I'm sure. Oh, thank God. Mrs. Price, this revelation may color the situation some, but it in no way absolves your daughter. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period.
And you will no longer be involved in Blackwell's performance of the Tempest. No. Oyun bu gece. But the performance is tonight. For someone so aware of our school calendar, Miss Price, I would expect fewer absences on your record. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, don't Mr. you think, Amber, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy... Victoria Chase. Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine. That is such... What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next, unless you had something to add first, Miss Price. Şimdi Rachel'a uysak, Rachel'ın rol elden gidecek. Suçlamayı üzerimize atsak, bu Cal bizi okuldan atacak. Şimdi biz ne yapacağız? Hani bir de suçlamayı üzerimize alsak var ya, laf dalaşına gireceğiz. O laf dalaşındaki süre bayağı uzun uzun akacak. Cık, lan ne yapsam acaba? Hani Rachel'la... Ulan Rachel için kendimizi feda etsek değer mi lan? Suçlamayı üzerime atsam var ya. Abi şimdi suçlama üzerime atsan, bak laf dalaşına gireceğiz. Burada mavi işaret var. Rachel'a uysak da bu sefer onun kariyerin bitecek. Yani bu gece oynayamayacak büyük ihtimalle o tiyatroyu. Bak, alalım üzerine suçlamayı. No way is Rachel missing the play for me. But thanks to her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. Çok hızlı geçmesen kullanacağım. Chloe, you seriously think yesterday was Little Miss Sunshine's idea? Miss Amber has accepted her responsibility. This shouldn't be so hard. If it looks like a duck and it quacks like a duck, then it's gotta be a fucking duck, right? Quack. Rachel confessed. I'm not listening to this nonsense. Hayda. Batırdık. I confess to thinking she can act like a motherfucker. You just bought her crap. Hook, line, and sinker. You don't have to do this. It's okay. Really. Bana ne yapacağımı söyleme. Tell me what to do. I'm not one of your sycophants. I'm a lone wolf, and you're a little Red Riding Hood. Welcome to grandmother's house, bitch. Chloe, this can't be you. Apologize this instant. Yine A diyeceğim. Fine. Sürekli A gittik de. I'm sorry for exposing the flaws in your campus security. There's... Bu arada o A şıkkını ben yine tam okuyamadım da. Şimdi Nathan'a zorbalığı biz yapmadık. Öbür tarafta bir şeyler yazıyor. Onu da ya o biraz onu tam anlamadım onda da. Hani sürekli A deyince bunda da A'dır diye bastım da. Hani A'yı tam okuyamadım. Why come forward now? I'd commend you for your honesty if not for everything else. Neden bir olay şey yapmıyor? This is aynen. My swan song. My farewell to Black Hell. I'm only sorry I had but one fuck off to give. I've heard enough. Rachel, you were clearly trying to cover for your classmate. I appreciate the motive, but I appreciate honesty more. Is that understood? Yes, sir. You will not be removed from the play. Was that so hard? Thank you. And Miss Price, I came into today's meeting
planning to suspend you for the rest of the school year, with a chance for reinstatement in the fall. And now? You are expelled. What? No. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. Lan atılırsak atılalım. Senin okulundan mı kaldık? Mrs. Price, Mr. and Mrs. Amber. Ray. Come on, Chloe. I'm sorry. Nothing to be sorry about. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. Ya ama o değil, biz bu hıyarı gördük. Aldatıyordu bu karısını. Mom, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me, eh, Skip? You know I was supposed to have today off, right? Sorry that my totally fair and impartial hearing inconvenienced you, man. Abi, işi dramaya bağlayacaktık. Adamla hani son görüşmemiz vedalaşmaymış gibi şey yapmaya çalıştık ama adam bugün benim çalışma günüm değildi diyor ya. Hani resmen sen beni kaldırdın, uğraştırıyorsun beni diye küfretti resmen herif bize. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Neymiş bu? Wonder who will grace this space after me. Bir dakika, ne var? Wonder who will grace this space after me. Bizim bu resmimiz yok sanırım. Ha, biz sonradan yazacağız. Demek ki bu dolabı bizden önce kullananlar da varmış, isimlerini yazmışlar oraya. Biz ilk değilmişiz buranın sahibi. Love how every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all. Ya at çöpe gitsin, madem bir işe yaramayınca okuldan atıldık. Dad got Bongo from the rescue shelter. Then he got run over by a car. Moral of the story, no one's ever really rescued. Lan be, rahmetli kediymiş. Al onun resmini. Koy cebine. Maybe Cam was the class I hated the least. At onu da çöpe. Kimya kitabıyla da işimiz kalmadı. At bunu da çöpe. Geometriymiş. Bu da İngilizce dersi kitabıymış. Bunu da at. Bu ne? Absolutely. Positively the best concert of 2008. Too bad it's time to go. Çöp bu da. Bu ne? Finally, what I actually came here for. He, bizim şu esrar sakladığımız yer. Jackpot. Wait. What the hell? Damn it, Justin. Bu ne lan?
Lan Justin! Senin belanı bak ha. Sen niye bizim otumuzu alıyorsun lan? Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me... Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Şok oldun değil mi? He? Ne oldu? Şaşırdın mı? Şok oldun değil mi? Later, Skip. Later. Looks like David's here. Awesome. Yeşilana mesaj geldi ya. Bu arada yerde bildiri var. Ne bu? Max would have loved this shit. Şu etrafa bir bakınacağım. Drugs are free here. Man, why didn't anyone tell me before? Bak bu alanda satışlar suçtur diyor 300 metrelik alana. Ama şey, hani bunun dışında satmak serbest mi? Blackwell's criminal element strikes again. Better go before Wells pins it on me. Lan bizim üzerine kitlesene. Ben ne yapayım bisiklet kilidini? But whenever I needed to bum one, no one here smokes. Fuck this place. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Abi de biz burada burslu muydu? Lan abi burslu öğrenciler hiçbir yere sevmezler ya. Three guesses whose bike this is, and they all start with Miss Grant. Damn. I guess I will miss one thing about this place. Wells's car. Crushing spirits must pay pretty well. Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also, the trustees and their enormous bank accounts.
Etrafa bir bakınayım da başka bir şeyler var mı? Someone's trying a bit too hard with those bumper stickers. Pek böyle ilgi çekici bir şey yok gibi de. At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again. If I feel like it. Okay. Yeah. Bye. Elitist Blackwell bird. Neyse artık etrafta pek fazla inceleyecek bir şey kalmadı. It's about damn time. David, please. Mom is clearly fighting to hide her disappointment. Which... Bir de hele şükür çekiyor var ya gelişime. Chloe, your mother and I have been talking. Vallahi umuruna değil, konuşun. I don't care. I know. That's what we need to talk about. I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your mother. Ya ne olacak ki anası satayım ya? O benim anam. Sen niye giriyorsun ki araya? Bak kötü konuşurum, iyi konuşurum da gene ben özür dilerim ondan. Bir şekilde aramız onunla hallolur da sen ne yapacaksın? Or what, David? What will you do? You do not want to test me. Maybe if you try listening to me instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. You had a scholarship, Chloe. Do you know what that means? What kind of opportunity you gave up? Do you want to work at the diner? Someone needed my help. Who? Your friend Rachel? Because I think the daughter of the DA is going to be just fine. I need your help. Me, your mother. We need to get our own house in order. Right now, what I need most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I care about Joyce very much. I'm willing to forgive you for the incident yesterday. If you improve your attitude going forward. Incident? What incident? I'll just say, we had a rather frank discussion. But with an apology, I'm willing to start over. Abi ne hadisesi ya? Bir de sen niye bizi affediyorsun ki? Sen kimsin ki? Ya bizi annemiz affeder. Are you still going to date my mom? Of course. And will you still be coming to our house? I plan to. Then I say, go fuck yourself. That's what I thought. From now on, I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. Mom. Chloe, I'd like you to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. What the fuck? If we are going to start over, we have to know that you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Mom, you can't be serious. David and I have discussed it, and we feel this is the only way for us all to have a fresh start. Gerçi dolaptan şey çıkmadı, uçtur çıkmadı. Cebimizde şu an yok sanırım. Quit stalling. Var mı da lan? Ya şimdi bunu annem deseydi belki yapardım da bu adam deyince yapasım gelmedi ya. Ama şimdi cebimizde bizim uyuşturucu da yok ya. Ya şöyle dolaptan alacaktık. Justin almış bizim Zulay'ı boşaltmış. Biz bir şey aldık mı da? Yo bir tuvaleti karaladık en sonunda çıktık geldik. Değil mi arada bir sahne atladı acaba biz aldık mı Justin dolabından bir şey?
Yo, Justin alıp kullanmış da olabilir onu. Ya biz dolaptan uyuşturucu çıkmadı ya. Lan neyse, razı oluyorum ya. Ama ben James'de uyuşturucu yok diye biliyorum. Bak, bunu hak ettin ama. You know what shocks even worse than invading someone's privacy? Doing it for no reason. You're awfully smug for someone who just got kicked out of school. Chloe, I'm sorry. Can you forgive me? Seni ama onu değil. Sure. As long as you promise to never speak to this asshole again. Chloe. Joyce, you can't start apologizing now. This will only encourage her. That's enough out of you, David. We need to start treating each other better. And that means all of us. We need a new beginning. A new chapter. One that will involve the three of us. Ne üçümüzü bitirecek? What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. Ya bak, şöyle yapalım. Bir dakika. Madem bu bizim aramıza sulandın. Madem önce bir annemize soracağız. Lan senin bununla gönlün var mı? Varsa affedersin ama siktir ol git o herifle. Ev, o ev bana kendi öz babamdan kalma ev lan. Siktirin gidin lan babamın evinden. Bana bırakıyorsunuz lan o evi. Ben o evde yaşayacağım. Sen git bu herifle yaşa. O herif gelmeyecek bu eve. No fucking way. Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. Yardıma ihtiyacın varsa o herifine gidersin. O herif buraya gelemez. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. O gemi senin evin olsun kardeşim. Benim babamdan kalma eve gemi diyemezsin. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. You're trying. I get it. I swear I do. And I've been making it harder for you. But this is not the answer. It's the only answer I have, Chloe. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. Ama işte öyle bir şey yok. Better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. There is no home. Not if he's there. Doğru. O orada. Ev mev yok kardeşim. Chloe. Geç o ev, benim babamın evi lan. Bu gitsin. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. Neyse, bir geçiş yerine daha geldik. Burada bırakalım videoyu. Çünkü öbür bölümde oynadık ki yani bu birinci bölümü oynadık. Hatta birinci bölümden az oldu diye burayla biraz devam ettirdim ama ya bence bu kadarlık yeter. Hani bu videomuz da dördüncü bölümümüz de bu kadar olsun. Yine aynı şekilde 5. 6. bölüm diye devam edeceğiz artık nereye kadar giderse. Arkadaşlar, dediğim gibi bugün gerçekten yorgundum. Ya bayağı şöyle ki hani ehliyet için ben sürücü kursuna gidiyorum. Hani daha doğrusu gittim de hani teorik eğitim kısmı bitti. Yani biteli bayağı oluyor. Şu an şeydeyim, hani sürüş dersleri alıyorum. Hani bugün de bayağı, yani dün bugün iki gündür bayağı şey yapıyorum, hani iki gündür gidiyorum.
Ki ondan dolayı videoyu da böyle biraz geç attım, hani geciktirdim. Hani bu iki gündür işte sürüş dersleriyle uğraşıyorum ki daha devam edecek. 7 gün boyunca devam edecekmiş. O yüzden bu sürüş derslerinden dolayı bir de bugün çok yorgundum hani. Onun için sesim biraz da kısık gelmiş olabilir. Oyunun sesi benim sesime bastırmış olabilir. Hani ben olabildiğince diyaloglar sırasında konuşmamaya, hani konuşacaksam da oyunu durdurup yorumumu yapıp ondan sonra oyuna devam etmeye çalıştım. Arkadaşlar gerçekten bu seriye cidden ilginizi görmeyi çok istiyorum. Çünkü birkaç bundan birkaç bölüm önceki, yani bu 1-2-3 bölümleri hani pek fazla ilgi bulmuyor gibime geliyor. Hani ben demiştim ki eğer ilgi devam ederse bunun devamını çekmeyi isterim ama hani pek ilgi gelmiyor gibi. Yani ilginizi cidden görmek istiyorum. Bu arada biliyorum Zula ve Hans'ın hala video gelmedi. Ama en yakın zamanda da onlara gelecek kesinlikle. Evet, sadece şu an için biraz hani dediğim gibi çok hani hem yorgunum hem de yani yoğunum. Hani bir de dediğim gibi onların videosunu çok çektim ama hani biraz da hani kanal açıklamasını okursanız eğer, dediğim gibi elimden geldiğince farklı farklı oyunlardan video çekeceğim dedim. Hani sırf o ikisini çekeceğim diye de bir şey dememiştim ama hani madem siz onları istiyorsanız ben onları da çekeceğim sizin için zaten. Ama dediğim gibi farklı oyunlar çekmemde de fayda vardır diye düşünüyorum. Ki bu oyunda benim için değişiklik oldu. Çünkü sürekli aynı oyunlar videosunu çekmekten sıkılmıştım. Aynı zamanda bir de Hans'un videosunda da açıkladım. En sonki Hans'un videosunda demiştim zaten. Hani artık Hans videosunu gerçekten biraz baydı, sıktı. Çünkü hani oynayanlar çok az. Hani dediğim gibi oynayan çok az. Yeni yeni rakipler yok. Böyle bir de oyunu böyle tek bir silah kalkan üzerine veyahut da işte ne bileyim tek bir silahın üzerine temellendiriyor. Çeşit çeşit oynayan yok böyle. Hani illa bir silah kalkansız yapamayanlar var. Dediğim gibi hani sürekli bir darbe atıp F atma üzerine temellendirenler var oyunu. Hani dediğim gibi oyunun biraz zevk almaya bakın demiştim ben. Hani eğer siz de böyle bir şey yapıyorsanız ki eğer bu benim videomda izliyorsanız. Yani size tavsiyem yapmayın. Oyunu biraz farklı silahlar oynayıp zevkini çıkarmaya bakın. Hani sonuçta her silahın kendine ait bir yeteneği var ve siz de onları kullanarak oynamayı deneyin. Ki bence hani sürekli yenmek pek iyi bir şey değil. Çünkü bir yerden sonra yenmek de insanı sıkar. Onun yerine siz eğlenmenize bakın. Hani yani zevkinize bakın. Onun dışında arkadaşlar Zula videosu bayağıdır oynanış videosu çekmemiştim ben. Hep kasa ve deste açılımlarını çekmiştim. Ama şöyle arkadaşlar bu oynanış videosunu da çekmeyi düşünüyorum yakın zamanda da. Şöyle bir sıkıntı var orada da. Bir performans düşüklüğü var. Onu da en kısa zamanda gider gidermez çekeceğim. Onu da sözünü vereyim size. Bu arada Hans'un videosunu böyle son bir videoda atabilirim ama videoyu Yama'sı yakınmış sanırım. Instagram ve Facebook adreslerinden duyurduklarına göre Yama'nın gelme tarihi yakınmış. Yeni bir güncelleme gelecekmiş Hans'a. Güncelleme geldikten sonra bir güncelleme videosu çekmek istiyordum ama hani yakın yakın dediler ama pek yakın gibi durmuyor. Kaç gün sonra gelir onu da ben de bilmiyorum. Hani Temmuz'un sonlarına doğru diyorlardı ama Ağustos başı da olabilir. Yani Yama'dan önce bir son 1-2 video daha çekebilirim, çekebilirsem. Ama dediğim gibi arkadaşlar sürüş derslerim de var. Hani onun için biraz da bütün gün boyunca yoruluyorum. Ki yorgunluktan da biraz video çekmeye pek fırsat bulamıyorum. Ki yani şu an bu videoda da sesimin biraz kısık olduğunu fark etmişsinizdir muhtemelen. Hani yorgunluktan sesim bile çıkmamaya başladı artık. Neyse arkadaşlar çok fazla konuşup da videoyu daha da uzatmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Zaten oyunda kayıt noktasında durdurduk ki bir dahaki bölümde aynı kayıt noktasına devam edeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın.